Web Ustası YouTube kanalından selamlar arkadaşlar. Yine harika bir yapay zeka videosuyla karşınızdayım. Eğer ben bir YouTube kanalı açmak istiyorum ancak ne üreteceğimi bilmiyorum diyorsan bu video sana göre. Arkadaşlar bu videolarımız bir seri halinde devam edecek. Daha önceden de yapay zeka ile ilgili çeşitli içerik fikirleri sizlere sunduk. Sizler de ilgi gösterdiniz. Ayrıca Telegram grubumuzda da bu konuyla ilgili sorularınıza yine cevap veriyor olacağız. Telegram grubumuz tamamen ücretsiz ve videonun açıklamalar kısmında şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar Google haberleri hepimiz biliyoruz. Yabancı versiyonu Google News. İlk adımımıza buradan başlayacağız dostlar. Peki ben Google News'te ne arıyorum? Arkadaşlar burada ilgi çekici haberler arayacağım. Beni adım adım takip edin. Burada yazan metin Portekiz'in 6 gün boyunca sadece yenilenebilir enerjiyle çalıştığını belirten bir haber kaynağı. Peki biz buradaki haberi birebir mi alacağız arkadaşlar? Şöyle de sayfaya girelim. Bakın burada haberle ilgili tüm detaylar var. Biz burada biraz uyanıklık edeceğiz arkadaşlar. Haberin bir benzerini yapacağız. Kanalımızda vereceğimiz haber kesinlikle burayla birebir aynı olmayacak. Şimdi ben size örnek olarak başlığı ChatGPT'ye yazıyorum. Neden ChatGPT'deyiz? Şimdi anlayacaksınız. Mesajlar bölümüne Portekiz üst üste 6 gün yenilenebilir enerjiyle çalıştı cümlesinin eş anlamlı 3 versiyonunu yazar mısın dedi. Ben bugünlük sadece başlıktan örnek verdim arkadaşlar. Tabii ki haber başlıktan ibaret olmayacak ama ben ben sizlerin zamanını çalmamak için başlıktan bir örnek verdim. Şimdi gönder butonuna tıkladım ve bana 3 adet versiyon hazırlayacak arkadaşlar. Eş anlamlı yani telife takılmayacak. Başlıklar hazırlayacak, metinler hazırlayacak. Şimdi bakalım birinci maddemizde bulunan Portekiz 6 gün boyunca sürekli olarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla faaliyet gösterdi olabilir. Bu özgün bir metin oldu arkadaşlar. ChatGPT'den bunu aldık ne yapacağız? Arkadaşlar yapacağımız şey şu. Bugün tüm yapay yapay zeka ürünleri ve web siteleri video açıklamalarında olacak. Videoyu duraklatıp açıklama kısmına gitmeyin. Video sonunda zaten oraya gidersiniz arkadaşlar. Birazcık sabırla izleyin. Şimdi Heygen'e geldim arkadaşlar. Burası bir yapay zeka platformu. Peki ne işe yarıyor bu yapay zeka platformu? Hemen sol kısımdan try Heygen for free dedim. Arkadaşlar burada herhangi bir Google hesabıyla giriş yapabiliriz. Ya da yeni bir hesap oluşturarak giriş yapabiliriz. Ben şu anda bir Google hesabı hesabımla giriş yaptım arkadaşlar. Birazdan ana sayfaya gitmiş olacağım. Burası bir eğitim sayfasıydı. Burayı geçtim. Buralara ortalama bir cevap veriyorum. Continue dedim. Only me dedim. Yine otur diye ortalama bir cevap verdim. Peki şimdi burada ne yapacağım? Ana sayfadayım. Arkadaşlar burası avatar mantığıyla çalışan bir yapay zeka platformu. Yani ne istiyorsanız yazıyorsunuz. Sitedeki karakterler bunu sizin yerinize okuyor. Canlandırıyor aynı zamanda yüz ve mimik hareketleriyle de bu cümleleri yansıtıyor. Yani ortalama bir görüntü böyle oluyor arkadaşlar. Sizlere kullanımını anlatıyor olacağım. Dilerseniz kendi yüzünüzü, avatarınızı da buraya yükleyip İngilizce bir metni İngilizce bilmediğiniz halde okutabilirsiniz. Ses tonu size ait olmaz ancak sonuç itibariyle İngilizce bir içerik üretmiş olursunuz. Her neyse burayı uzatmadan anlatmaya devam edelim. Hemen sol kısımda avatar diye bir bölüm var arkadaşlar. Bu avatara tıkladığımızda hemen alt kısımda ücretsiz olarak kullanabileceğimiz avatarlar çıkacak. Şimdi biz ne yapacaktık? Haber sunacaktık arkadaşlar. Bir haber kanalımız olacaktı. Dolayısıyla haber kanalına uygun bir avatar seçmem gerekiyor. Yani bu şekilde bir haber kanalı olmaz. Sunucunun biraz daha haber kanalına uygun olması gerekiyor. Örnek olarak bunu seçebiliriz. Create video diyelim. Evet arkadaşlar burası da avatarımızı düzenleyebileceğimiz bölüm. Şimdi biz ne yapmıştık? Az önce ChatGPT'de haberle ilgili kısa kısa başlıklar yazmıştık. Şöyle yapalım. Translate ile uğraşmayalım. Bu cümleyi İngilizce'ye çevirir misin diyelim ve mesajımızı gönderelim. Evet arkadaşlar hemen burayı kopyaladım. Heygen'e geldim ve buradaki metin bölümünü değiştirdim. Kendi metnimi yapıştırdım. Şimdi buradan sesleri araştırmayacağım. Tek tek dinlemeyeceğim. Varsayılan sesle devam edeceğim. Profesyonel bir sese sahipmiş. Bu bundan bir sunucu çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Tabii ki arka planı video montaj programımızda değiştirmemiz gerekecek. Bu yüzden hemen arkayı böyle bir green screen yapalım. Şöyle yeşil olsun arkadaşlar. Metnimizi yapıştırdık. Arka planımızı yeşil perde haline getirdik. Mantığımız arka planı chroma ile değiştirmek olacak. Submit dedim arkadaşlar. Şu an videomuz hazırlanıyor. Sitede şöyle bir şey var arkadaşlar. Size bir adet ücretsiz kredi veriyor. Yani site siteyi dene, karar ver, ona göre satın alımını yap diyor. Bizler de buradan bu deneme sürümünü kullanarak bir video çıkartacağız. İsteyen arkadaşlar buradan satın alımını yapabilirler. İstemeyenler deneme sürümüyle de bir şekilde devam edebilirler. Arkadaşlar 5 saniyelik bir video oluşturdum. Dileyenler daha da uzun oluşturabiliyorlar. Ancak çok uzatmaya gelmez. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Bu yüzden kısa bir video hazırladım. Şimdi buradan bilgisayarıma bu videoyu indireceğim arkadaşlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere videomda hemen inmiş oldu. Peki şimdi adımlarım nasıl olacak? Az önce indirdiğimiz videoyu CapCut'a attım arkadaşlar. Biliyorsunuz CapCut tamamen ücretsiz bir uygulama. Hem masa üstünde hem de cep telefonunuzda kullanabiliyorsunuz. Hem de pratik bir uygulama. Bu yüzden ben de CapCut'ı ara ara kullanıyorum. Normalde Premiere Pro kullanıyorum. Videomuzu attık. Ancak hiç dinlemedik, izlemedik. Şimdi birlikte bir izleyelim. Portugal operated continuously with renewable energy sources for six days. Arkadaşlar güzel bir aksanla profesyonel bir haber sunumu elde etmiş olduk. Şimdi tabii ki burada bitti mi? Bitmedi. Arka plan böyle kalmayacak. Daha doğrusu bu video böyle kalmayacak. Birazdan neler yapacağımıza şaşıracaksınız. Şimdi Canva'ya geçiyorum arkadaşlar. Canva'da bir video şablonu açtım. Hemen yukarıya haberler yazıyorum. Ve haberlerle ilgili bir şablon arayacağım. Herhangi birini seçeceğim. Yine burada da çok vaktinizi çalmak istemiyorum. Arkadaşlar şu şablonu seçtim. Şöyle biraz ekranıma tam olarak sığdırıyorum. Gördüğünüz üzere tam bir haber stüdyosu atmosferi. Burayı böyle mi bırakacağız? Hayır. Ben hemen şöyle bir şey düşünüyorum. Arkadaşlar haberimiz ne ile ilgiliydi? Yenilenebilir enerji. Hemen kanva aramalarına yazıyorum ve buradan herhangi bir videoyu seçeceğim. Mesela şu videomuz buna uygundur. Hemen şöyle küçülteceğim. Burada bir monitör var görüyorsunuz. Arkada da bir monitör var. Ancak bu arkadaki monitörü sunucumuz kapatacak. Bu yüzden burayla ilgilenmiyorum. Şuradaki monitöre hemen bu videoyu yerleştireceğim arkadaşlar. Şöyle biraz büyüttüm. Tam monitörün boyutuna uydurmaya çalışacağım arkadaşlar. Sağdan soldan büyüterek bu videomuzu monitöre uyarladık. Boşluk var mı bakalım. Biraz daha büyütürsek olay tamamdır sanırım. Biraz da sağdan büyütelim. Şu an çok fazla detaya takılmıyorum arkadaşlar. Örnek bir video olduğu için. Ancak sizler daha özenli videolar ortaya çıkaracaksınız bundan eminim. Şimdi bunu paylaş diyelim. Sonucun nasıl çıkacağıyla ilgili heyecanlı ya da meraklı olabilir. Ben de gerçekten merak ediyorum. Birazdan birlikte neler yapabileceğimizi göreceğiz. Sizler de umarım bu videodan ilham alırsınız arkadaşlar. Bir şeyler yapmaya hemen başlarsınız. Evet videomuz kısa bir süre içerisinde indi. Şimdi bu videoyu alıyorum ve CapCut'ta hemen medya bölümüme atıyorum. Elimizde iki adet elementimiz var. Birinci videomuzu attık arkadaşlar. İkinci videomuzu yani Chroma Key yapacağımız sunucu videomuzu da buraya atıyoruz. Şöyle yaptım sunucu videomuz üst kısımda, az önce Canva'da oluşturduğumuz arka plan videomuzda alt kısımda. Dikkatli takip edin arkadaşlar. Arka planı da sunucumun olduğu videonun süresince kısaltıyorum. Üstteki videoya tıkladım. Hemen buradan Chroma Key butonunu aktif ediyorum ve şuradan yeşil kısmı seçiyorum arkadaşlar. Burayı biraz kaydırdığınızda zaten yeşil ortadan kalkacaktır. Bu yüzden videomuzu oluştururken arka planı yeşil yaptık arkadaşlar arkadaşlar. Hemen biraz videoya yakınlaşalım. Şurada da bir ses boşluğu var. Onu da almak istemiyorum. Alttaki arka planımızı da birazcık kısalım arkadaşlar. Ve sunucumuzu biraz sol kısma alalım. Daha güzel bir görüntü elde etmiş oluruz. Hatta isteyenler sunucuyu biraz daha büyütebilir. Şimdi videomuzu bir izleyelim arkadaşlar. Portugal continuously with energy sources for 6 days. Evet, arka planda gördüğünüz gibi televizyonun içerisinde haberle ilgili bir içerik dönüyor. Sunucumuz haberini sunuyor, girişini yaptı ve bundan sonrası için artık haberler devam edecek arkadaşlar. Bunu kurgulamak size kalmış. Her haber kendine özgü olacak. Şöyle ekranı büyütüp tekrardan play butonuna basıp izleyelim. Portugal operated continuously with renewable energy sources for six days. Ses tonumuz profesyonel, sunucumuz profesyonel. Arka planda yenilenebilir enerji ile ilgili video dönüyor. Stüdyomuz var, her şeyimiz var. Tek yapmamız gereken bir YouTube kanalı açıp videolarımızı paylaşmak arkadaşlar. Neden bir haber kanalı açmalıyım? Arkadaşlar size şöyle göstereceğim. YouTube'da bir arama yaptım ve ortalama bir kanal buldum. Yani abone sayısı sayısı aşırı yüksek olmayan bir haber kanalı buldum. 335 bin abonesi 1400 adette videosu var ve izlenmeleri gördüğünüz gibi 1500, 2500, 700, 200, 800 gibi gidiyor. Social Blade'e geldim. Şimdi Social Blade diyor ki bu kanal aylık 3800 dolarla 60 bin dolar arası kazanıyor. Yıllık geliri de 45 bin 200 722 bin 600 dolar arası diyor. Bu AdSense geliri arkadaşlar. Bunun bir ortalaması alınabilir. Buradaki rakamlar net değil. Buradaki rakamlar yıllardır tartışmalı zaten. Ancak bunun bir ortalamasını aldığımızda yine bir haber kanalı açmak için ortada bahanemiz kalmıyor. Gördüğünüz gibi ülkesindeki Rankı 1701, Social Blade Rankı 19925. Yani size tutup da dünyaca ünlü haber kanallarının verilerini dökmedim. Tamamen ortalama bir kanalın verilerini döktüm. Sizler de bundan ilham alabilirsiniz. Neler yapabilir geleceğinizi gösterdim. Gelirleri ortalama gördünüz. Artık bundan sonrası sizin kararınız arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere sevgiler saygılar.